Elmaslı günlerden hepinize sevgiler, selamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Videoma başlamadan önce bugün benim babacığımın ölüm yıl dönümü. Onun ruhu ve tüm ölmüşlerimizin ruhu için birer Fatiha okursanız çok memnun olurum. Eminim onlar da memnun olurlar. Çok güzel bir poğaça yapacağım. Bunun için benim bu sürahimin içinde 1,5 su bardağı süt ve 1 su bardağı su var. Ben bunu alıştırdım. 5 su bardağı da unum var burada. 1,5 çorba kaşığı maya, 2 çorba kaşığı şeker ve 1 su bardağı sıvı yağım var. Hemen yapmaya geçiyorum. Tabii üzeri içinde bizim ihtiyacımız olan susam, işte içine koymak için peynir, istediğiniz herhangi bir peyniri kullanabilirsiniz. Ve simit tadında olacağı için pekmeze ihtiyacımız var. Bir an adını unuttum. Ben hemen unumun ortasını açtım havuz gibi. Mayamı, şekerimi ve bu ılık süt ve su karışımımı. Mayam eriyene kadar şöyle hemen parmak uçlarımla bir karıştıracağım. Maya ve şekerimi güzelce erittim. Şimdi üzerini kapatacağım ve bir 20 dakika sonra tekrar açınca bakacağım. Eğer mayalandıysa yoğurma işlemine devam edeceğim. 20 dakika, 15 dakika kadar zaman geçti. Gördüğünüz gibi mayanız çok güzel aktifleşmiş. Şimdi bu karışımdan kalmıştı süt ve sudan. Onu da ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ediyorum. Bu da bir tatlı kaşığı kadar olsa tuzumuz yetiyor zaten. Şöyle yapalım. Şimdi bunu çok güzel özlü bir hamur yapmamız gerekiyor. 5 su bardağı un vardı ama ben yanıma biraz daha aldım. Gerekirse onu da kullanacağım. Tabii undan unu değiştiği için. Gördüğünüz gibi çok cıvık bir hamur oldu. Bu ayırdığım undan biraz alayım. Gerekirse tekrar daha ilave edeceğim. Çok da sert bir hamur olmamalı. Tam 5,5 su bardağı olduğumuz ve tam geleceğini tahmin ediyorum. Artık bundan sonra un atmayabiliriz. Şimdi hamurumu tezgahta iyice özlendirmeye çalışacağım. 5,5 bardaktan sonra biraz daha un kullandım. Tekrar yoğurma kabını alıyorum. Ve 1 saat ya da 45 dakika iki katına çıkana kadar bekliyorum. Bakın mayam, çok güzel mayalandı hamurumuz. Çok güzel büyüdü. Ben şimdi tezgaha çok az bir sıvı yağla yağlıyorum. Çünkü artık un kullanmayacağım. Oo, çok güzel görünüyor. Çok güzel mayalanmış. Çok az elimi yağladım. Hamurumun şöyle bir gazını alıyorum. Galiba bu kadar yeterli. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım ama inanın kaç tane çıkacak bilmiyorum. Şöyle bölelim. 12 parça olsun. Çok da küçük olmasın. Yiyeni doyursun değil mi?
bölelim. Şimdi tekrar ellerimi hafif yağlıyorum. Ve bunları beze yapacağım. Tamamdır. Şimdi şöyle yapacağım. Bezelerimi yine hafif yağladım. Şimdi buraya isterseniz sucuk da kullanabilirsiniz. Yani önemli değil. İlla ki böyle olacak diye bir şey yok. Katladık. Bunu da bir kenarda alalım. Ben size tekrar göstereceğim. Çünkü susam vardı ya, kavanozdaki susam, onu da göstereyim. Bu kavanozdaki susamdan birazını ben kavurdum tavada. Biraz daha kızarmasını sağladım. Buraya da 3 kaşık pekmez ve 5-6 kaşık kadar da su koydum. Birazdan bulayacağım onları. Ve tam bir simit tadı olacak. Şimdi bu yapmış olduğumuz mayalı simit tadındaki poğaçamızı önce pekmezli suya, arkasından da kavurduğum susamlara batırıyorum. Çok güzel oldu. Susamlar da tam yetti. Keskin bir bıçakla böyle desen yapabiliriz üzerine. Yapmasak da olur, şart değil. Şöyle birkaç tanesini hemen yapacağım. Görseli güzel olsun. Ben fırınımı şimdi açacağım. Şöyle fırınım çok kızgınken koymayacağım. Bunlar da bir taraftan mayalansınlar. Tepsi mayası gelsin. Bir 10-15 dakika sonra bunları kızgın fırına veririm. Sadece ben fırını birazcık ısındıktan sonra içine koydum. Fırının içine koydum poğaçaları. Şimdi artık fırının kapağını kapatıp fırınımı da 200 dereceye ya da 185 dereceye ayarlayıp pişmesini bekleyeceğim. Bizim Burla'da şöyle derler. Yemeğinin yiyeceği gelecek. Gerçekten de öyle oldu. Çok güzel oldu. Yemeğinin yiyeceği gelecek. Hatta şuradan kaşarlar birazcık taştı. Bunu da ters çevirecektim ama unutmuşum çevirmeye. Olsun, bu da öyle olur. Bence çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerine temiz bir bezle örteceğim. Sonra da sofra bezine saracağım. 5-10 dakika geçsin. Şöyle bir açıp göstereyim size içine. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Bu arada Elmaslı Günler'e eğer abone değilseniz abone olup videoların devamını sağlamamda bana yardımcı olabilirsiniz. Hemen bir tanesini şöyle açalım. Şunu söylemek istiyorum. Ben 12 bezi ayırmıştım ya, siz olun. 16 bezi ayırın. Bakın. Yumuşacık. Puf puf. Bir tanesini şöyle sıkıştırarak size göstereyim. Çok güzel. Mis gibi oldu. Bakar mısınız ya? İsterseniz sizin için tadına da bakabilirim. Bir dakika. Zaten size söyledim. İyi de olsa kötü de olsa bütün yaptığım videolarda hatalarımı falan söyleyeceğim diye. Söylediğim gibi bunun bezeleri biraz fazla büyük olmuş. Güzel olmuş. Yani dışındaki bu şekerimsi tat ayrı güzel olmuş. Ama
yumuşaklığı da daha bir ayrı güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Misafirlerinizi ya da kahvaltılarda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Elmaslı Güne abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.